Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda motor kömürünün nasıl değiştirildiğini, yeni motor kömürünün nasıl takıldığını sizlere göstermeye çalışacağım. Herkesin farklı bir tekniği olabilir. Benim tekniğimi de izleyin. Gayet güzel ve mantıklı. Şimdi böyle iki tane motor kömürümüz var. Bu motorda ise kömürler bitik. Üzerinde kömürlerin gözüküyor olması bitmedi manasına gelmez. Açınca siz de göreceksiniz. Mesela buradan baktığımızda kömürler bitik değil gibi. Var yani. Açalım. Şu yapıları farklı olabilir ama hepsi sistem olarak aynı. Bakın şurada bir soketimiz var. Bu soket buraya giriyor. Şuradan çektiğinizde bu çıkıyor. Şu da kömürün olduğu kısım. Gördüğünüz gibi bitik. Yani dıştan baktığınızda böyle değiyormuş gibi gözüküyor ama kömür bitik. Nasıl değiştirirsiniz? Şurada bakır, kömürden gelen bakır. Yani şu. Şu kısma puntolu ya da lehimli olabilir. Ne yapacaksınız? Bunu buradan çıkaracaksınız. Merak etmeyin, lehim makinesine ihtiyaç yok. Bakın bu şekilde çıkarttınız. Şu teli normalde ince bir şeyle şuradan böyle çekerek soysanız daha iyi. Şu yatağı güzelce temizleyin. Eski kömüre ait kalıntı kalmasın. Yani bakır kalıntısı. Takacağımız kömürü alıp telin içerisinden geçiriyoruz. Şöyle geçirdik. Bu bakır da dışarıdan gözüksün. Şimdi asıl kritik noktaya geliyoruz. Bakın böyle taktık ya. Bu bakırı şuradan şu delikten geçirin. Mantık ne? Herkesin elinde havya makinesi yok ama bu şekilde sorunu çözebilirsiniz. Daha sağlam oluyor hatta. Şu soket var ya. Soketi taktığınızda bu bunu tutacak. Ve iyi bir iletim sağlayacak. Mantık, olay bu. Sonra kömürü yerine takıyoruz. Şöyle gösterelim. Şurada yuvalarımız var. Buraya denk gelecek. Oturtturdunuz. Bir de aldınız, bitti gitti. Değil tabii ki. Bu kömür de aynı şekilde değiştireceksiniz. Kömürler çift olarak değişir. Yani bu tarafı değiştirip bu tarafı değiştirmemezlik yapmıyoruz. Diğer tarafı da aynı teknikle bu soketin gireceği yerden telimizi geçirerek soketi üzerine kapatıyoruz ve telimizi tutuyor. Kömür rotor kısmına tam olarak temas ediyor. Buradan da elektriğini alıyor. Easy mi? Easy tabii ki de arkadaşlar. Videomu burada son veriyorum. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.